Kadınca TV'den herkese merhabalar. Bugün Bakırköy'de bulunan Saç'a konuk olduk. Yanımızda Saç Kaynağı Merkezi kurucusu Murat Kolukırık bulunuyor. Merhabalar Murat Bey. Öncelikle bize Saç Kaynağı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Merhaba. Saç Kaynağı çok kısa zamanda saçlarınızı uzatmak için tercih edebileceğiniz bir sistem. Yaklaşık 14 farklı çeşit saç kaynak yöntemi var. Bu saç kaynak yöntemleri kişinin saçının ince telli, kalın telli, kıvırcık, düz oluşuna göre farklı farklı yöntemler var. Genelde biz ince telli saçlar için yapıştırma yöntemi, saç kaynak yöntemlerini kullanıyoruz. Bunun haricinde sıkıştırma yöntemi, yani boncuk kaynak tarzı bir uygulama var. Boncuk kaynak yöntemi ülkemizde 1992 yılından beri uygulanmakta olan bir uygulamadır. Bu uygulama ne yazık ki çok fazla herkes tarafından bilinçsiz bir şekilde uygulandığı için saça zarar vermektedir. Mikro kaynak sistemlerin içerisinde de 3 tane farklı uygulama var. Bir tanesi mikrobant yöntemi. Saçlarını ince telli saçları olan kişilerin hacimlendirmek ve yoğunlaştırmak için tercih ettikleri bir uygulama. Aynı şekilde mikrokapsül uygulaması var. Mikrokapsül uygulaması saçları ince telli, kalın telli olan herkese uygulanabilen bir yöntem. Mikrokaynak Extend Magic ve en son teknoloji, yani en iyi saç kaynak yöntemi diyebileceğimiz nano saç kaynak yöntemi var. Murat Bey, saç kaynağının zararları var mı? Saç kaynağının zararları eğer bilinçsiz bir şekilde yapılırsa elbette var. Sonuçta saç kaynağı saçı kısa sürede uzatan bir yöntem. Fakat bunun sertifikası olan, eğitimi olan kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Fakat ne yazık ki birçok kuaför salonunda hiçbir eğitim almadan sadece başkalarından görerek yanlış uygulamalar yapılıyor. Onun haricinde doğru bir uygulama saça zarar vermez. Murat Bey, saç kaynağı saçı döküyor mu? Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir? Saç kaynağı elbette saçı döker. Fakat bu dökme zannedildiği gibi saçın kaynağın saça zarar vermesinden kaynaklanmıyor. Normal bilim adamları şunu diyor: günde 80 ila 100 tel saç dökülmesi gerekiyor saçın kendini yenileyebilmesi için. Bu güzel röportajınızdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.